Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda dördüncü fasikülümüzün konusu olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemler konusuna başlayacağız. Burada gençler çarpanları ayırmadan faydalanacağız. Yani buradaki soruların çözümlerinde çarpanları ayırma kavramlarını kullandığımızı göreceksiniz. O yüzden çarpanları ayırma konusunu bir tekrar etmenizde fayda vardır. Biz de bu videolarımızda yer yer bu hatırlatmaları yapacağız. Tanımına bakalım. ABC bir reel sayı, A sıfırdan farklı olmak üzere Ax kare artı Bx artı C eşittir 0 denklemini... ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bakın burada A sıfırdan farklı olacak. Neden sıfırdan farklı olacak? Eğer A sıfır olursa x kare terim bakın yok olur. O zaman da ikinci dereceden denklem olmaz. Yani buradaki dereceden kastımız polinomdan hatırlayın nedir? bilinmeyenin kuvvetidir. Bilinmeyenin kuvveti demek ki 2 olacak. E ben bunun katsayısını 0 yaparsam kuvvet 2 iki olamaz. 2'li olan kuvvet gider ve ikinci dereceden ifadesi yok olur. Yani bu yüzden a'nın sıfırdan farklı olmasına özen göstereceğiz. Denklemi sağlayan x bilinmeyen sayılarına denklemin gerçek kökleri ve abc sayılarına denklemin kat sayıları denir. Aynı polinomdaki gibi şuradaki abc sayıları birer kat sayıdır. Sağlayan değerler ise yani bilinmeyenler ise ne diyormuşuz? Kökleri diyormuşuz. İkinci dereceden bir denklemi çözmek için önce denklemin çarpanlarına ayrılıp ayrılmadığına bakmak gerekir. Dediğimiz gibi çarpanları ayırmadan faydalanacağız. Öncelikle çarpanlar ayrılıyor mu ayrılmıyor mu ona bakıyoruz. Mesela böyle ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemi. Eğer şu şekilde mx artı ne px artı r şeklinde çarpanları ayrılabiliyorsa denklemin kökleri. Şimdi buraya dikkat. Böyle çarpanlarını ayırdık gençler. Ve bu çarpımın sonucu sıfır olacak. O halde nasıl sıfır olabilir bir çarpım? Çarpanlarından biri sıfırsa. Yani bunu sağlayan değerler bir buranın sıfır olması olur bir de buranın. O halde mx artı n'yi bir sıfıra eşitliyoruz. Bir de px artı r'yi sıfıra eşitliyoruz. Bakın burası bir bilinmeyenli. Birinci dereceden denklem. Her zaman yaptığımız denklem. ilk öğrendiğimiz denklem bu hatta ortaokulda. Nasıl çözüyoruz bunu? Mx artı ne eşittir sıfır ise bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. N'yi diğer tarafa attım. İşaret değiştirdi. Eksi ne oldu. Her tarafı m'ye bölersek eksi n bölü m ye geldi. Bakın birinci kökümüz x1 olarak gösterilir. Yani önemli değildir buradaki sıralama. x1, x2 birbirinden farklı olduğunu belirtmek için kullanabiliriz x1 eksi n bölü p, m geldi. Aynı şekilde px artı r'yi de çözersek. px eşittir eksi r. Her tarafı p'ye böldüğümde eksi r bölü p bulmuş oluruz. Yani x2 de eksi r bölü p olacaktır. Şimdi iki tane kök bulduk. Bunlar da neyi oluşturuyor? Çözüm kümemizi oluşturuyor. Burada bu şekilde söyledik. Çözüm kümesi eksi n bölü m eksi r bölü p'dir. Örneğin bu ikinci dereceden denklemin bu denkleminin ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklem olması için x'in üssü 2 olmalıdır. Yani ikinci dereceden bir denklem belirtecekse gençler polinomdan hatırlayın en büyük derecenin 2 olması gerekiyor. Yani buradaki m 4'ün 2 olması gerekiyor. O halde m 6'dır ve şöyle bir denklem elde etmiş oluruz. Şimdi denklemlerin çözümü bir denklemin çözüm kümesini bulmak için önce çarpanlarına ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilir. En başta söylediğimiz gibi neye bakıyoruz? Çarpanlarına ayrılıp ayrılmadığına bakıyoruz. Örneğin x kare 3 x eşittir 0. Bu çarpanlarına ayrılır ortak parantez şeklinde. x çarpı x eksi 3 eşittir 0 gelir gençler. Şimdi x ve x eksi 3 bunların çarpımının sonucu 0 olacaksa çarpanlarından birinin 0 olması gerekir. Yani x 0 ya birincisi olan x 0 olacaktır ve ikincisi olan x eksi 3 0 olacaktır. Yani bunları 0 yapan değerler. Denklemin kökleridir 0 ve 3. x kare eksi 9 eşittir 0 denkleminde. Bakın burada 9 nedir? 3'ün karesidir. E, o zaman 2 kare farkı gelir, x artı 3 çarpı x eksi 3 eşittir 0. x artı 3 0 olacaksa x eksi 3 gelir x eksi 3 0 olacaksa x 3 gelir o zaman çözüm kümesi 3 ve eksi 3'ten oluşur x kare artı 8 x artı 16 eşittir 0. Bakın çarpımları 16'yı toplamları 8'i verecek şekilde. iki sayı x artı 4 x artı 4. O halde x artı 4'ün karesi eşittir 0. Ha, burada şuna dikkat edin bakın. İkisi de x artı 4 olduğu için şu şekilde yazmak mantıksız olur. Zaten ikisi de aynı. O halde x artı 4 eşittir. 0 deriz x eksi 4 olur. E hocam burada iki kök gelmedi. Öyle bir şartımız yoktu tek kök de gelebilir. Hatta hiç kök gelmeyeceği durumlarda olacak. Onlara da bakacağız. Bakın çözüm kümesi eksi 4'ten oluşuyor sadece. Ama şunu söyleyelim. Eğer ikinci dereceden denklemse maksimum kök sayısı iki olabilir. Yani siz kesinlikle ikinci dereceden bir denklemde 3, 4, 5 yani 2'den fazla bir sayıda kök bulamazsınız. Bulursanız o yanlış demektir. x kare artı 5x eksi 14 eşittir 0. Bu şekilde çarpanlarını ayırırsak x artı 7 çarpı x eksi 2. Ya x artı 7 sıfır olacak yani x eksi 7 ya da x eksi 2 sıfır olacak yani x 2 olacak. Buradan da çözüm kümesi eksi 7'ye 2 gelir. Aynı şekilde örneklere devam etmişiz gençler. Bunu da çarpanlarına ayırdınız. Nasıl ayırıyorduk? Çarpımları eksi 40'ı verecek. Çarpraz çarpıp topladığımda da eksi 2'yi verecek. Çarptım. Eksi 12x artı 12'den eksi 2x'i verdi şu şekilde yazdık. Çarpımın sonucu sıfırsa çarpanları sıfıra eşitliyoruz. 3x artı 10'u sıfır eşitlersek 3x eşittir. Eksi 10 gelir. X'i eksi 10 bölü 3 bulmuş oluruz. X eksi 4'ü sıfır eşitlersek x'i 4 bulmuş oluruz. O halde çözüm kümesi eksi 10 bölü 3'e 4'ten oluşur. Şöyle bir denklem. X artı 2 çarpı x artı 3 eşittir 2. Şimdi gençler bu denklemi çözebilmek için bir tarafı sıfır yapmamız lazım. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Düzelttik, işte çarptık. Sonra 2'yi sol tarafa attım. Bakın bir tarafı 0 yaptık. Sonra çarpanlarını ayırırsak 4'e 1 diye ayrılıyor. x artı 4, x artı 1 eşittir 0. Çarpanlarından biri 0 olacak. Yani x artı 4'ü 0 eşitliyoruz veya x artı 1'i 0 eşitliyoruz. Buradan da çözüm kümesi eksi 4'e eksi 1 gelir. Yani ne yapmamız lazım? Bir tarafı 0 yapmamız lazım. Burası önemli kavram yanılgısı. Denklem çözerken sadeleştirme yapılmaz. Denklemin bir tarafı sıfır eşitlenir ve çözüm yapılır. Aynı yukarıda söylediğim gibi. Mesela x kare eşittir 7x denklemini çözerken 7x'i diğer tarafa atıyoruz. x ortak parantezini alıyoruz. x çarpı x eksi 7 eşittir 0 deyip x 0 veya x 7'nin sağladığını gösteriyoruz. Burada yapılan hata nedir? Kavram yanılgısı nedir? O da şu. x kare eşittir 7x deyip X'lerden bir tanesini götürüp X eşittir 7'dir demek yanlıştır gençler. Neden? E, bu denklemi X kare eşittir 7 X denklemini evet 7 sağlıyor ama 0 koyduğunuzda o da sağlıyor. Bakın 0 eşittir 0 geliyor. O halde biz sadeleştirme yaparsak kök kaybına uğratmış oluruz. Zaten bakın doğru çözümde 0 yer alıyor ama burada 0 yer almıyor. Neden yer almıyor? Biz onu götürdük. Sadeleştirdik. E, sadeleştirdiğimde de ...kök kaybına uğratmış oluyorum. Sadeleştirme yapmıyoruz buna dikkat. Bir tarafa atıp sıfıra eşitliyoruz. İkinci dereceden... denklemlerle ilgili... ...şöyle aklında olsun demişiz. AX kare eşittir sıfır. Eğer B ve C eşittir sıfırsa... ...AX kare eşittir sıfır. C sıfırsa AX kare artı BX eşittir sıfır. Yani burada... ...dört farklı durum. Neler onlar? A, B, C sayıları vardı. Şimdi B ve C'yi inceliyoruz. A zaten sıfırdan farklı olacak... B ve C sıfır olabilir. C sıfır olabilir. B sıfır olabilir. İkisi de sıfırdan farklı olabilir. Dört farklı durum vardır. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. X kare eşittir A karesi. X kare eksi A kare eşittir sıfır. 2 kare farkı X eksi A X artı A eşittir sıfır. Ve buradan gelen kök X 1 eşittir A. X 2 eşittir eksi A diyebilirsiniz. Veya pratik işlem olsun diyorsanız. X kare eşittir 16 dedim mesela. Gidip buradan direkt x 4'tür demiyoruz gençler. Neden? Eksi 4'ün de karesi 16'dır. Hatta bunu incelersek bakın şu altta yaptığım gibi x kare eksi 16 eşittir 0 gelir. Yani bu da x eksi 4 x artı 4 diye yazılır. E bakın hakikaten de çarpanlarından biri x eksi 4 diğeri x artı 4. Köklerinden biri 4 diğeri eksi 4. Burada olduğu gibi gelecek. Yani x kare eşittir a kare dediği zaman kare kökünü alıp x eşittir a'dır demiyoruz. Çünkü x eşittir Eksi a da bunu sağlar. Sonuçta eksi a'nın karesi de a karedir. Buna dikkat ediyorsunuz burada pratik işlem yaparken. Ve böylelikle bu konu anlatımının da sonuna geldik. Kazanın videolarında görüşmek üzere.